Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf bilgisayar ve biyoloji soru bankasının çözümüne devam ediyoruz. Konumuz solunum, metabolizma ve homeostasi içeren, boşaltımı içeren kazanım testi 2 arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayacak olursak demiş ki tüm canlı hücreler büyüme, gelişme, hareket etme, dış ortamıyla madde alışverişi yapma gibi olaylar için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlıların ihtiyaç duydukları bu enerjiyi hücrede ürettikleri tepkimelere verilen isim hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Bütün canlılar enerji üretmek için solunum yaparlar. Bu solunum veya fermantasyon tarzında gerçekleşebilir. Ama bakın sindirim sadece besinleri küçük parçalara, monomer dediğimiz küçük parçalara kadar parçalar enerji elde etmesine kullanılmaz. Çünkü monomerlerin daha da fazla parçalanmasıyla enerji adını verdiğimiz ATP'ye ne yapar canlılar? Ulaşır. Metabolizma anabolik ve katabolik reaksiyonlarımız vardır. Yani yapım ve yıkım. Bunların tamamı canlının metabolizmasını oluşturur. Genel olarak direkt enerjiye odaklandığımız için katabolik bir reaksiyon olsa da hücresel solunum olayları. Burada bakın direkt solunum veya fermentasyon demesi direkt enerji ifade ettiği için cevap Adana olarak bulunur. Boşaltım artıklardan kurtulma olayıdır. Bütün canlılar yapar. Homeostasi iç dengedir yine. İç dengede canlıların yaşaması için gerekli bir faktördür. Fakat bu enerjiyi ne yapmaz? Açıklamaz. Doğrudan enerjiyi açıklayan A şıkkı olduğu için cevabımız Adana olarak bulundu. İkinci sorumuza bakacak olursak canlıların ortak özelliklerinden birisi de metabolizmadır. Canlıların gerçekleştirdiği yapım anabolizma ve yıkım katabolizma olaylarının tamamına biz metabolizma diyoruz ve bütün canlılar bunu gösteriyor arkadaşlar. Buna göre 4 tane olay vermiş. Hangileri anabolizma, hangileri katabolizma diye sormuş. Yani yapım hangisi, yıkım hangisi, bunu bulacağız arkadaşlar. Bakın burada aminoasitlerden protein sentezlenmesi demiş. Bakın sentez kelimesi geçiyor. Besin sentezlenmesi, gördünüz mü? Bakın sentezler varsa arkadaşlar bu yapım reaksiyonudur. O zaman 2 ve 3 ne olacak? Sentez olacak. Bakın burada var zaten. Başka da yok. 1'e bakalım. Parçalanarak, bakın besinlerin parçalanarak enerji üretilmesi. Bu yıkım reaksiyonu, solunum reaksiyonudur arkadaşlar. Ondan sonra bakın büyük besinlerin yine sindirim sisteminde parçalanması, bakın sindirim olayı hidroliz diye geçer. Bu da yine parçalanma, yıkım, bakın parçalanma kelimesini görüyorsunuz. Bu da katabolizmayı ifade ediyor. Cevap Ceyhan olarak bulunur arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Hücre içinde gerçekleştirilen solunum tepkimeleriyle ilgili, yani oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyonla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Amaç hücrenin enerji ihtiyacını karşılamaktır. Evet, bütün solunumların amacı arkadaşlar enerji üretmektir. Amaç hücrenin oksijen ihtiyacını karşılamak mıdır? Hayır, oksijen ihtiyacını karşılamak değil. Tam tersine oksijen solunum ne yapıyor? Oksijen harcıyor. Enerji ihtiyacını karşılamaktır. Katabolizma mıdır bu, yıkım mıdır? Evet, parçalanma, solunum tepkimeleri besinlerin parçalanmasıyla, monomer olan besinlerin hücre içinde parçalanmasıyla meydana gelen bir yıkım olayıdır arkadaşlar. ATP oluşturmak üzere. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olarak bulunur. Devam edelim. 4. sorumuz. Fitness, vücut geliştirme, atletizm, güreş ve bunun gibi ağır spor yapan sporcular demiş. Antrenman öncesi ve sonrasındaki beslenmeye dikkat etmek zorundadırlar. İhtiyaç duyulan enerji fazla olduğunda vücuda depo edilen moleküller parçalanabilir. Enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılabilir. Bunun sonucunda kişide kas ve protein kaybı yaşanabiliyormuş. Yukarıda bahsedilen süreçte gerçekleşen olaylardan hangileri demiş? Katabolizma, yani yıkım tepkimesine bir örnektir. Depo edilen büyük moleküllerin daha küçük moleküllere, bakın, parçalanması. Demek ki bakın sorumuzda da yine vardı. Parçalanma varsa bu katabolizmadır arkadaşlar. Küçük besin parçalarının solunum tepkimesiyle enerji üretimine kullanılması. Bakın küçük besinleri parçalıyoruz yine. Bakın parçalarının solunum tepkimesinde kullanılması, yani daha da parçalama. Bu da bakın yine katabolizmaya girer. Vücuda alınan besin moleküllerinin kas hücresinde bakın depolanması. Bakın bu sentezle alakalı bir şey. Depolamak için ne yaparsın? Bir şeylere dönüştürürsün. Küçük olan şeyleri bu şekilde depolarsın. Bu anabolik bir reaksiyondur. O zaman hangileri yıkım tepkimesine örnek oldu arkadaşlar? 1 ve 2 örnek oldu. Gelelim 5. sorumuza.
Diyor ki tek veya çok hücreli bir canlının çevre şartlarının değişmesine rağmen iç yapısının denge haline tutulması durumu canlıların ortak özelliklerinden hangisini ifade ediyor diyor arkadaşlar. Bakın iç yapısının dengede kalması homeostasi demek, vücut iç dengesi arkadaşlar. Bu şekilde ne yapar? Bütün canlılarda korunmuş olur. Altıncı sorumuz, canlıların yapım ve yıkım tepkimeleri sonucunda oluşturdukları metabolik, bakın metabolik kelimesi önemli, atıkları vücuttan uzaklaştırma boşaltımdır arkadaşlar. Hangileri metabolik atık diye soracak olursanız, karbondioksit, su, üre, ürik asit, fazla tuzlar. Bakın bunlar arkadaşlar metabolik artıkları hücre içinde oluşturulur. Ve bu olayı biz ne diyormuşuz bunlara, atma olayına? Boşaltım. O zaman hangisi boşaltıma örnek verilemez demiş arkadaşlar. CO2. Evet bakın CO2 var burada. Yaprakların dökmesi bakın sonbaharda, bu da boşaltımdır. Artık tuzlarından kurtulmuş olur bitkiler bu şekilde. Memeli hayvanlara bakın terleyerek vücutlarından su ve mineral atması. Bakın fazla mineraller, tuzlar, su da bakın burada vardı arkadaşlar. İnsanların sindiremediği selülozu, sindirim kanalına dışarı atması. Bakın bu sindirim artır arkadaşlar. Hücre içinde oluşmuyor bakın bu. Nerede oluşuyor? Bağırsak içinde oluşuyor. O zaman bu nedir? Arkadaşlar sindirimin son kısmı olarak geçiyor. Metabolik artık olmadığı için dışkılama olayı boşaltıma girmez. Sürüngen kuş gibi hayvanların akciğerinden CO2 karbondioksiti bakın burada vardı görüyorsunuz. Atması da yine boşaltımdır. Cevap denizli olarak bulundu. 7. sorumuzdayız. Boşaltımla ilgili olarak hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Boşaltım sayesinde iç denge sağlanıyordu. Biz buna ne demiştik az önceki soruda? Homeostasi, işte bunu doğrudan etkileyen boşaltım olayı örnek verilebilir. Tek hücrelerde hücre zarının yüzeyi ile gerçekleştirilebilir. Evet dışarıya doğru. Atacağı maddeyi ne yapabilir? Dışarıya buradan gönderebilir arkadaşlar. Tek hücreli canlı organı yok ki çünkü ne yapsın başka garip. İnsanda ise boşaltım organımız böbreklerdir arkadaşlar. Bizim attığımız idrar içerisinde ürede vardır, ürik asitte az miktarda vardır, sularda vardır, fazla tuzlarda vardır. Bakın hep boşaltım artıklarını ne yapıyoruz biz? Böbreklerimizi dışarıya atıyoruz. Cevap ne oldu? Edirne oldu. 8. sorumuz bir memeli hayvan türünün farklı bireylerine gerçekleşen metabolik olaylar verilmiş. Buna göre canlıların yaşlarıyla ilgili sıralama sorulmuş arkadaşlar. Bakalım şimdi ne diyor? Anabolizma yani yapım reaksiyonları yıkım reaksiyonlarından büyükse bu birey gençtir arkadaşlar, büyüyordur bakın. Neden? Yapım daha fazla. Eşit ise bakın bu orta yaşlı. Yani ne çok yapım var ne çok yıkım var, dengeli yani. Ama bakın anabolizma küçük, katabolizma yani daha çok katabolizma var, yıkımlar fazla, bu birey yaşlanmış artık arkadaşlar. O zaman yaşlarıyla ilgili sıralama dediğine göre en büyük 3 olacak, sonra 2, en küçük de bakın 1 yani Edirne olarak bulunur. 9. sorumuza geldik. Canlıların orta özelliklerinden birisi olan solunumla ilgili hangileri tüm solunumlarda ortaktır demiş arkadaşlar. Şimdi tüm solunuma kimler giriyor? Oksijenli solunum giriyor. Oksijensiz solunum giriyor. Ve fermantasyon giriyor arkadaşlar. Bunlara bakacak olursak oksijen tüketme sadece oksijenli solunumu ilgilendirir. Karbondioksit açığa çıkaran oksijenli solunumda karbondioksit açığa çıkabilir. Fermantasyondan bakın laktik asite çıkmaz, etil alkolde çıkabilir arkadaşlar. Oksijensiz solunumda belki çıkabilir diyeceğiz ama çıkmayanlar olduğu için bakın tüm dediği için tüm ortak olmaz. Enerji üretimi, evet bütün solunumların arkadaşlar istisnasız hepsinin ortak amacı enerji üretmektir. Az da olsa çok da olsa mutlaka ne yapar? Solunum reaksiyonları bizim için enerji üretir arkadaşlar. 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz canlıların ortak özellikleri ilgili olarak hangisinin tanımı verilmemiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Hücre içine alınan besin moleküllerinin parçalanarak enerji üretilmesi olayı arkadaşlar nedir? Solunumdur. Canlıların yapısındaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına biz ne diyorduk arkadaşlar? Metabolik reaksiyonlar diyorduk. Kararlı iç denge, homeostasi, metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması ise boşaltım idi. Bakın burada beslenmeyle ilgili herhangi bir açıklama verilmemiş arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza, sondan bir önceki sorumuz.
Aşağıda şekildeki bir hücreli canlının yaşadığı ortamdan besin almasını, besinin hücre içinde parçalanarak enerji üretilmesini, bakın besin alınmasını, enerjiye çevrilmesini ve oluşan atıkların dışarı atılmasını göstermişler. Buna göre bu olaylar sırasında hangileri gerçekleşmiştir? Besin alıyorsa beslenme, enerji üretiyorsa solunum, atıkları atıyorsa boşaltım. Burada üreme var mı? Yok. Hani çoğalma var mı? Birden ikiye çıkmış mı sayısı? Bir hücreli bile olsa çıkmamış arkadaşlar. Sadece bakın girmiş, sindirilmiş ve dışarı çıkmış. Arada bir de enerji üretilmiş. O zaman hangileri gerçekleşmiş? 1, 2, 3 gerçekleşmiş diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki prokaryot hücre yapısına sahip olan heterotrof, yani hazır beslenen bir canlı da prokaryot olacak bakın. Kimler prokaryotlar? Bakteriler ve arkeler arkadaşlar. Hangileri kesinlikle görülür demiş. Bütün canlılarda olduğu gibi bu canlılarda da iç denge, homeostasi görülür arkadaşlar. Boşaltım yapmayan canlıya zaten canlı denmez. ATP üretmek, solunum, bütün canlıların ortak özelliği. Metabolizma, anabolik ve katabolik reaksiyonlar bütün canlıların yine neydi? Ortak özelliği. Bunun prokaryotu, ökaryotu olmaz ki. Onun için bunların tamamı arkadaşlar bu canlılarda da ne yapmak zorunda? Kesinlikle görülmek zorundadır arkadaşlar. Evet, bu şekilde test 2'mizi de bitirmiş olduk. Kazanım testi 2 arkadaşlar bitmiş oldu. Bir dahaki soru çözümlerimize görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.